Merhaba arkadaşlar. Bu videoda bir replikasyon cabı oluşturacağız. Bir önceki videoda replikasyonun nasıl yapıldığını, nasıl işlediğini anlatmaya çalıştım. Replikasyona bir giriş yapmıştık. Şimdi cabımızla devam edelim. Jobs ekranında sağa tıklıyorum ve Replication Virtual Machine sekmesine gidiyorum. Ama siz yukarıdan Replication Job'a tıklayıp yine Virtual Machine ile ilerleyebilirsiniz. Buradan devam edelim. Yukarıdaki Ribbon menüden tıkladım. Burada benden bir replikasyon ismi vermemi istiyor. Bir isim veriyorum. Replica VM Test ismini verdim. Ben VM Test makinamı replike edeceğim için. Burada illa tek makine bazında replikasyon yapmanıza gerek yok. Backup'ta nasıl klasör bazında yapabiliyorsak burada da aynı şekil yapabiliyoruz. Hiçbir farkı yok. Gördüğünüz gibi aşağıda bir takım seçenekler var. Şimdi bunlara hızlıca değineyim. Replica seeding dediğimde seeding, seed bildiğiniz gibi tohum demek. Seeding de tohumlama. Vim bize burada bir güzellik sağlıyor. Eğer hedef ortamımızda bir backup varsa ve bu replica seeding sekmesinin gördüğünüz gibi parantez içinde low bandwidth diğer sites diyor. Yani diğer site'ımıza biz erişirken düşük bir bandwidth'imiz varsa, düşük bir hızımız varsa burada bunu kullanabiliriz. Bir tohumlama yöntemiyle bunu kendi adlandırıyor Vim. Bu backup'tan bir replika hedefi bize oluşturabiliyor. Normalde biz sıfırdan bir replika oluşturduğumuzda o makinamızın dataları karşı ortama, hedef ortamımıza bir şekilde klonlanıyor, kopyalanıyor. Ama bizim bandwidth'imiz yeteri kadar hızlı ve geniş değilse bu işlem uzun sürecektir. Çünkü bazen terabaytlarca replikasyon yapmanız gerekebiliyor. Özellikle ilk anda, makinelerin ilk replikası alındığında bir makinenin full olarak tüm diskini karşıya atması gerekiyor. Bu da yüksek boyutlarda bir veri anlamına geliyor. Şu an benim ortamımda böyle bir ortam yok. Yani benim ne bir tane diğer site'ım var, ne orada bir vCenter'ım var, ne de orada bir backup'ım var. Ama size böyle bir seçenek sunuyor. Bunda ihtiyacınız olduğunda kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada tıkladığımda da burada seeding tabını bana gösteriyor. Bu tıklı kalsın, o taba da gelmiş oluruz. Bir alttaki seçeneğe gelirsem network remapping. Diğer site'daki network'ümüz production ortamımızdaki network'le eşleşmiyorsa bu seçeneği seçiyoruz. Yani farklı sanal ağlara sahip diğer site'ları için diye burada zaten parantez içinde belirtmiş. Bu checkbox seçildiğinde bir ağ eşleme tablosu bize açıyor. Bunu da görelim. Tıkladım. Bir alttaki seçenek de Replica Re-IP seçeneği. Bize diğer site'ımızda farklı IP adres şeması varsa onu ayarlamamıza yardım ediyor. Onu da tekrardan tıkladığım için solda bir sekme açıyor. Onunla görebiliriz. High Priority seçeneğiyle de beraber Vim'e bu job'ın yüksek öncelikli olduğunu belirtiyoruz. Bu da kaynak planlayıcısında bu job'ı öne alıyor. Şu an bununla bir işim yok. Tıklamıyorum. Next diyorum. Hangi sanal makinenin replikasını alacağım? Onu bana soruyor. Add diyorum. VMs and Templates tabına geliyorum. Ve buradan ortamı genişletiyorum. Gördüğünüz gibi burada tek makineyi de seçebilirim. Komple klasörü de seçebilirim. Ben şu an tek makineyi seçeceğim ve Add diyeceğim. Burada Backup'tan farklı bir seçenek daha var. Source diye bir seçeneğimiz var. Source'a tıklıyorum. Gördüğünüz gibi iki seçenek var. From Production Storage Production ortamımızdaki makineden direkt kopyalamayı yapacak. Bir de From Backup Files. Bu da backup'tan makineyi ayağa kaldırabiliyor karşı tarafta. Son backup'tan makineyi replikasyon alacağım hedefe açabiliyor. Ben makinamın kendisinden kopyalamasını istiyorum. Bunu ne zaman kullanabilirsiniz? Örneğin sizin makinanız kritik bir makina ve yaptığınız işlem sonuçta bir snapshot alacak ve bu makinada bir sersemlemeye sebep olabilir. Bundan dolayı hali hazırda alınmış en son backup'tan ilerleyebilirsiniz ve bu süreçte uzun sürmemiş olur eğer makinanızın boyutu büyükse. Daha sonra bir sonraki replikasyon job'u tetiklendiğinde, zamanı geldiğinde sadece incremental olarak farkını alacaktır. Ben şu an üstteki seçenekle ilerliyorum. Next diyorum. Hedefimi belirtmemi istiyor. Burada normalde farklı bir vCenter belirtebiliyoruz.
Ama benim farklı bir vCenter'ım olmadığı için onu belirtemiyorum. Buradan cluster'ımı seçiyorum. OK diyorum. Buradan istersem farklı bir host'u da seçebilirdim. Ama benim için şu an bir örnek çalışma, bir laboratuvar ortamı olduğu için, örnek bir job olduğu için ben burada cluster'ımı seçtim. Ve burada diğer yerleri otomatik olarak buldu. Burada VM klasörünü atacakmış. Burada şöyle bir işlem yapabiliriz. Replika diye bir klasör oluşturdum. Replikalarım oraya gitsin. Şuradan refresh ettiğimde gördü. Okey diyorum. Replika klasörümün altında ayrıca toplanmasını istiyorum. Daha düzenli olsun diye bu işlemi yaptım. Next diyorum. Buradan gördüğünüz gibi benim ortamımda sadece VM Network var. Başka bir VLAN yok. O yüzden VM Network'ü seçip buradan da farklı bir VM Network'e geçirebiliyorum makinama. Yani Network Remapping bu arkadaşlar. Örneğin benim kaynak noktamda VM Network olan VLAN'ım diğer site tarafında başka bir isimde olabilir. Burada elle eşleştirmemizi sağlıyor. Network Remapping. Remapping bu anlama geliyor. Next diyorum. Burada da RIP seçeneği var. Burada sanal makine için farklı IP'ler, farklı bloklar tanımlayabiliyorum. Bu da yine sizin mimarınıza kalmış. Benim mimarım için bu gerekli değil. Next diyorum. Job ayarlarında restore point'im ne kadar olsun bunu belirtebiliyorum. Ve makinemin sonuna bir replika diye suffix ekleyecek. Yani bu makinemin bir replika makinesi olduğunu göreceğim. Bu restore point'ler arkadaşlar incremental olarak alınıyor. Örneğin ben şu an bu makine için replikasyon başlattığımda bir full hali hedef noktama alınacak. Ve bir sonraki replikasyon job'ı tetiklendiğinde onları incremental olarak alacak. Değişen farkları yine CBT teknolojisiyle fark edip incremental olarak alıp farklı bir restore point olarak ekleyecek. 7 gün kalabilir. Default'ta 7 gün geliyor. Advanced sekmesine tıklıyorum. Ve burada bir takım seçenekler var. Sıkıştırma seviyesi var. Data reduction işlemleri var. Bunlar yine aynı şekilde kalabilir. Yine maille uyarı alabiliyoruz. VMware Tools Quiescence'ı açabiliyoruz. Ben burada default ayarlarda bir değişiklik yapmıyorum. Cancel diyorum. Next diyorum. Önemli olan bir noktaya geldik arkadaşlar. Şimdi bir önceki videoda bu konuya biraz giriş yapmıştık. Anlatmaya çalışmıştım. Eğer bir önceki videoyu izlemediyseniz sağ üstten izleyebilirsiniz. Offsite tarafına özellikle bu offsite için geçerli. Offsite replikasyon işlemleri için geçerli. Kaynak tarafındaki proxy'mi seçiyorum. Bu benim kaynak tarafım. Bir de offsite tarafındaki proxy'mi burada seçiyorum arkadaşlar. Burada kullanabileceğim proxy'leri zaten bana sıralıyor. Bunu otomatikte bırakırsak buradan herhangi uygun olan bir proxy seçecektir. Ama ben burada hedef proxy'mi elimle seçersem daha iyi olacaktır. Hedef tarafta oluşturduğunuz proxy'leri yani hedef vCenter'ınızdaki kurmuş olduğunuz proxy'leri buradan seçip okey demeniz gerekiyor. Şu an ben seçemiyorum. Zaten böyle offsite senaryosu kurmadım. Ama böyle bir senaryoda yine bir video çekeceğim. Şu an onsite işlemi yapıyorum. O yüzden bunları otomatikte bırakabilirim. Zaten bu job'ı tek bir proxy işleyecek. Aynı vCenter'da olduğu için. Aynı mimaride olduğu için. Gördüğünüz gibi burada direct diye bir seçenek var. Lokal ve offsite replikasyonlar için hızlı link üzerinden yapıyorsanız en iyi seçenek budur. Bir de WAN üzerinden düşük bandwidth'le beraber farklı ortama göndereceksek buradan da WAN ivmelendiricileri kullanabiliyoruz. Şu an bu seçeneği seçmiyorum. Onunla bir işim olmadığı için. Direct diyorum. Bunun kurulumu da zor değil arkadaşlar. Bir WAN ivmelendirici agentları kurmanız gerekiyor. Onları kurup ortama eklediğinizde buradan seçebiliyorsunuz. Yine aynı mantıkta, proxy mantığında kaynak için ayrı, hedef için ayrı bir ivmelendirici seçmeniz gerekiyor. Direct diyorum. Next diyorum. Yine bahsettiğim gibi seeding, tohumlama sekmesine geldik. Burada tohumlamayı başlatabiliyorum. Benim şu an diğer site tarafında bir backup sunucum olmadığı için ve bir backup'ım olmadığı için buradan tohumlama yapamıyorum.
offsite bir diğer alanınızda bir backup sunucusu ve repository'niz varsa veyahut da sadece bir repository de olabilir. Backup sunucunuz buradadır, repository oradadır. Böyle bir ortamınız varsa oradan Bandwidth üzerinden sanal makineyi komple taşımanıza gerek yok. Oradan backup'ından ayağa kaldırabiliyoruz diğer site tarafında. Bu seçenek tamamen backup'tan bir replikasyon noktası oluşturmak. Replika mapping de güzel bir seçenek. Eğer diğer site'ınızda bu makinenin bir replikası varsa, daha önceden bir kalmışsa, orijinalle beraber mapleyebiliyoruz. Bu da sadece aradaki farkı atıyor. Bu da güzel bir seçenek. Bu da bize böyle bir imkan sağlıyor. Hatta detect dediğinizde karşı tarafta olan makinaları tespit edebiliyor. Edit dediğimizde buradan elimizle makinamızı seçebiliyoruz. Offsite tarafındaki makinamızı, diğer site tarafındaki makinamızı seçip eşleştirebiliyoruz. Bu makinem bu makinedir diyebiliyoruz. Next diyorum. Burada yine application away process yapabiliyoruz. Uygulamaya duyarlı bir şekilde işlem yaptırabiliyoruz. Bu makinem için bu söz konusu değil. O yüzden seçmiyorum. Next diyorum. Zamanlamasını da 11'e alabilirim. Her gün 11'de yapsın. Buralara değmiyorum. Buraları artık bildiğimizi farz ediyorum. Next diyorum. Ve finish diyorum. Şimdi finish dememle beraber job'um başladı. Gördüğünüz gibi replika VM test diye bir job başladı burada. Bakalım hangi adımlardan geçecek. Host tarafımda gördüğünüz gibi bir snapshot aldı. Snapshot'ı sildi. Şu an işlemler başlıyor. Bu replikasyonu on-site işlem olarak paylaşabilirim. Off-site'ı da yapmayı planlıyorum. Çünkü asıl önemli olan konu o. Bu da tabii ki önemli. Bu da size bir yedeklilik sağlar. Makineyi anında bir problem esnasında ayağa kaldırabilirsiniz. Çok düşük RPO seviyesinde diyelim. Makineyi hemen ayağa kaldırabilirsiniz. Ama asıl yedeklilik bu olmuyor. Tamamen bir felaket senaryosuna yönelik bir site'ınızın olması önemli. Production ortamlarınız için. Şimdi bu tarafa geldiğimde, vCenter tarafına geldiğimde gördüğünüz gibi replika klasörü altında VM test replika adında bir makine açtığını görüyorum. Bir de burada bir not ekleyeyim arkadaşlar. Bu makinaları buradan yönetmiyoruz. Yani bu makinenin her ne kadar replikası olsa da kargaşaya ve problemlere sebep olmaması açısından ihtiyacımız olduğunda sağ tık power, power on diyerek bu makineyi buradan çalıştırmıyoruz. Tamamen yönetimini Vim tarafından yapıyoruz arkadaşlar. Vim de bunu tavsiye ediyor. Şimdi bu işlem bitsin. Ben size bunu videoda bekletmeyeceğim. Videoda gereksiz uzamasına sebep olmasın. Bittiğinde videoyu bitirmek için dönüş yapacağım. Replikasyon işlemi tamamlandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi %100 oldu. Okey diyorum. Gördüğünüz gibi burada yeni bir sekme geldi. Replication adında. Ve burada job'larımı görüyorum. Bu job'un altında makinem var. Replikasyonunu yaptığım. Ya da makinalarımız da olabilir. Tek bir makine değil de bir klasör bazında da replikasyon yapabilirsiniz. Hatta vCenter bazında da replikasyon yapabilirsiniz. Tamamen sizin mimarinize ve ihtiyacınıza göre hazırlayabilirsiniz. Şimdi bir sonraki videoda da bir replikasyondan nasıl makinalarımızı açarız, hangi senaryolarda kullanırız bunu göreceğiz. Sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.